Görevinden alınan ve 268 gündür açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen'e tahliye kararı çıktı. Gülmen tahliyesi sonrası ambulansla tedavi gördüğü hastaneden çıkarıldı. Aynı davada yargılanan öğretmen Semih Özakçan'ın da tüm suçlardan beraatine karar verildi. Açın kapıyı. Yolunu açın TD'nin. TD'nin yolunu açın. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ambulansla arkadaşının evine getirildi. Akademisyen Nuriye Gülmen tahliye edildi. Öğretmen Semih Özakçan'ın da beraatine karar verildi. Arkadaşlar yolu açın bizlere. KHK ile işlerinden atılan ve açlık grevine başlayan Özakça ve Gülmen'in yargılandığı davanın 6. duruşmasında çıktı karar. Mahkeme Gülmen'i silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay cezaya çarptırdı. Yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verildi. Burada bir kalabalığa izin vermiyoruz. Tamam, bir kalabalık yok. Aşağı. Lütfen. Tahliye kararının ardından yaklaşık 200 kişilik grup Gülmen'in tedavi gördüğü hastaneye gitti. Polis olası bir eyleme karşı hastane çevresini boşalttı. Kısa süreli gerginlik yaşandı. Hastaneyi boşaltmanızı istiyoruz. Aksi takdirde biz boşaltacağız. Hadi boşaltın, devam et. Bekleme hadi. Açlık grevinin 268. gününde Gülmen ambulansla bir arkadaşının evine getirildi. Ayağa kalkmakta zorlandığı için sedye ile taşındı. Buraya ben girmiyorum. Sağda taşıyanlar. Mahkeme Gülmen'le aynı davada yargılanan ve açlık grevinde olan Semih Özakçan'ın da tüm suçlardan beraatine karar verdi. Adli kontrol şartını da kaldırdı.